Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dilek ben. Bugün sizlerle hepimizin çok sevdiği lahmacun tarifi paylaşmak istiyorum. En az dışarıda yediklerimiz kadar güzel, evlerimizde hepimizin kolayca yapabileceği, usta aşçı falan olmamıza gerek yok. Çok basit bir tarif. Hazırsanız hemen başlayalım. Lahmacunlarımızın içini hazırlayarak işe başlayacağız. Bunun için bir adet soğanı rondodan geçirip karıştırma kabına alıyoruz. Ardından da biberlerimizi rondodan geçiriyoruz. Ben bugün yarım sarı, yarım turuncu büyük biberlerden kullandım. Biberlerimizi rondodan geçirdikten sonra 3 adet sarımsak ekliyoruz. Yarım demet maydanoz ekliyoruz ve 2 adet de kabuğu soyulmuş domates ekleyip hepsini tekrar rondodan geçiriyoruz. Hazırladığımız sosu soğanların üzerine ekliyoruz. Daha sonra da üzerine 2 kaşık salça, ben 1 kaşık domates, 1 kaşık biber salçası kullandım. Tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyon ekliyoruz. Ardından da 250 gram kıymamızı ekleyip 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledikten sonra harcımızı elimizle tüm lezzetler birbirine geçecek şekilde iyice karıştırıyoruz. Hamurumuzu hazırlarken iç harcımızı buzdolabına alıyoruz. Sıra hamuru hazırlamaya geldi. Benim bugün vereceğim tarif 6 adet lahmacun için. Ben 250 gram un kullandım. Yani bu elimde gördüğünüz fincan 200 mililitrelik bir ölçü. Bununla 2 ölçü un, 1 ölçü de su koydum. Tabii biraz da tuz koydum. Ama siz daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüyü adet sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Her zaman unu kontrollü eklemekte fayda var. Verdiğim ölçü sizin ununuzla tam denk gelmeyebilir. Onun için kontrollü eklerseniz çok iyi olur. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra un serptiğimiz tezgaha alıyoruz ve 5 dakika kadar iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açmamız da o kadar kolay olacaktır. Daha sonra üzerine bir bez kapatarak hamurumuzu 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Biz de bu arada hızlıca bir soğan salatası yapacağız. Lahmacunun olmazsa olmazı sumaklı soğan bence. 2 adet kırmızı soğanımızı piyazlık doğrayıp ardından da 2 çay kaşığı kadar sumak ekleyip iyice ovuyoruz. Soğanı tuzla ovup yıkamanıza gerek yok. Sumakla ovduğunuz zaman hem sumağın lezzeti soğana geçtiği için çok daha lezzetli oluyor. Hem de soğanın da tadı değişmemiş oluyor yıkanmadığı için. Sumakla ovduğumuz soğanları servis tabağına alıyoruz. Ardından da yarım demet maydanozumuzu gene çok ince ince doğrayıp soğanlarımızın üzerine alıyoruz. Daha sonra da 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım adet limon ve tuz eklediğimiz salatamızı hafif karıştırıyoruz. En son gene üzerine birer çay kaşığı sumak ve kimyon ekliyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Balık yemeklerinin yanına da çok yakışıyor. Lahmacunla da çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Soğan salatamızı da hazırladıktan sonra artık hamuru açmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu ilk önce un serptiğimiz tezgahımıza alıyoruz ve mümkün olduğunca eşit olacak şekilde 6 parçaya bölüyoruz. Daha sonra da beze haline getirdiğimiz hamurlarımızı kurumaması için un serptiğimiz bir tabağa alıp üzerini bir örtüyle kapatıyoruz. Ben bugün lahmacunlarımızı merdane ile açacağım. Ama siz isterseniz oklavayla da açabilirsiniz. Hangisiyle daha rahat açabiliyorsanız. Daha önce çok fazla hamur açmadıysanız da gözünüz korkmasın. Gerçekten açması zor değil. Merdanenin üzerine çok fazla bastırmanıza gerek yok. Kendi ağırlığıyla alttaki hamuru kendi ekseni etrafında döndürerek açarsanız zaten yuvarlak bir hamur elde edeceksiniz. Sağını solunu da hafifçe çekiştirerek düzeltip serdiğimiz bezin üzerine bütün hamurlarımızı açarak alıyoruz. Bütün hamurlarımızı açtıktan sonra artık içini yerleştirerek pişirmeye başlayabiliriz.
iç harcı hamurların üzerine koyduğumuz zaman biraz ıslanacağı için kaldırması zor olabilir. O yüzden altına mutlaka bir yanmaz kağıt koymanızı öneriyorum. Hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı kadar iç harcımızdan koyuyoruz ve elimizle iyice yayıyoruz. Çok kalın iç harç olmamasına dikkat edelim. Yani iyice pişmesi için ne boşluklar kalsın ne de çok kalın olsun. Daha sonra lahmacunumuzu yanmaz kağıtla birlikte tavamızın içerisine alıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Ben bugün kapaklı bir ocağım var, orada pişiriyorum ama siz de tavada pişirdiğiniz zaman aynı sonucu elde edeceksiniz. Hafif ateşte altları iyice kızarana kadar, içleri de pişene kadar bütün lahmacunlarımızı pişiriyoruz. Hamuru da içi de çok güzel pişiyor, hiç endişeniz olmasın. Ama ben kıymaları iyice daha fazla kızarsın istiyorum diyorsanız ocaktan aldıktan sonra bir 10 dakika kadar da fırında tekrar pişirebilirsiniz. Ve işte lahmacunlarımız hazır. Gerçekten bu kadar basit. Hiç gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor ve yapması karmaşık bir yemek değil. Umarım sizler de denersiniz. Eğer denerseniz yorumlarınızı ve önerilerinizi benimle paylaşırsanız süper olur. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de profesyonel bir aşçı değilim. Sadece deneyimlerimi ve sevdiğim yemekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimi güzel günlerde, mutlu sofralarda sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.